Ama seni söyler yüzyılın bu ovada her kırmızı buğday tanesi. Bu arada bir düzenleme yapmak istiyorum arkadaşlar. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da anons etmiş. Yollar açık olsun. Evet, birkaç cümle alabilir miyim burada? Yoğun kalabalık var, yoğun izdiham var, sizi çağırıyorlar, EYT'liler. Ne söylemek istersiniz? Yani bu devlete vergi veriyoruz, bize yol yapsın diye. Ama yoldan geçerken tekrar para istiyor. Bu devlete vergi veriyoruz, bize köprü yapsın diye. Köprüden geçerken tekrar para istiyor. Bu millet, burada bulunanlar primlerini ödemiş. Görevini yapmış. Ona rağmen devlet hayır diyor. Sen görevini yaptın ama ben yapmayacağım diyor. Sorun bundan ibarettir. Kaç yıl prim ödeyeceksin? 20 yıl, 25 yıl neyse. Zamanında böyleydi. Öyle başladı. Maçın ortasında kuralları değiştiriyorlar. Bu insanların haklı taleplerine destek olmak için buradayız. Onlar haklılar, meydanlar haklı, haykıranlar haklı. Ama ben şuna inanıyorum. Bu mücadele mutlaka sonunda başarıya ulaşacak. Mutlaka emeklilikte yaşadık olanlar hak ettikleri zafere mutlaka ulaşacaklar. Gün gelecek, devran dönecek. Bu arkadaşlar da bu devranı döndürecekler. Evet, kalabalığı görüyorsunuz. Maltepe miting alanı hakları gasp edilmiş EYT'lilerle dolu. 4,5 milyon EYT'li var. Bu toplumun en önemli sorunlarından hem sosyal hem ekonomik bir sorun. Ve hükümet yıllardan beri bu sorunu çözmeyi para yok gerekçesiyle reddediyor. Ama 100 milyar dolar Suriyelilere harcadılar. 71 milyar dolar dünyanın 146 ülkesine insani yardım diye yardım yaptılar. Ama sıra Türk halkına gelince para yok. Bu kabul edilebilir değil, bu doğru da değil. İnsanların emeğini çalıp üzerine oturamazsınız. EYT'liler görevlerini yerine getirdiler. Devletin koymuş olduğu yasalara uydular. Ve şimdi bunun karşılığını bekliyorlar. Biz Zafer Partisi olarak EYT'lilerle yaptığımız çalışmalar sonunda bu konuyu nasıl çözeceğimizi bir ortak akılla oluşturduk. Ve bunu iktidara gelir gelmez de uygulamaya koyacağız. Evet Arzu Hanım, burada 4,5 milyon insan var, hakları gasp edilmiş. Bunlar ne zaman çözülecek? Valla EYT sorunu tabii yıllardır çok büyük bir mağduriyet. 20 yıldır EYT'li arkadaşlarımız emeklilik hakkı için, en temel hakları için mücadele veriyor. Disk olarak ilk günden itibaren hem sendikalarımızı, EYT'li arkadaşlarımızla birlikte hem de EYT dernekleriyle birlikte bu mücadeleyi veriyoruz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Emekli olmak bu ülkede herkes açısından belli bir çalışma süresini tamamladıktan sonra emekli olmak temel bir haktır. Ve emekli olduktan sonra da son nefesimize kadar insanca yaşayabileceğimiz bir ücret ve sosyal haklara sahip olmak herkes açısından temel bir yurttaşlık hakkıdır. Bunu sağlamak devletin görevidir. Dolayısıyla emeklilik bir haktır. Arkadaşlarımızın verdiği de bir hak mücadelesinin sonuna kadar EYT mağdur arkadaşlarımızın bu mücadelesinin yanındayız. İktidarı da derhal bu EYT mağduriyetini çözecek adımları atmaya çağırıyoruz. Bu mücadeleyi omuz omuza büyütüyoruz. Bu yasa mevcut siyasi iktidar tarafından çıkarılmazsa biz mutlaka ama mutlaka emekteki yaşa takılan arkadaşlarımızın hak ettikleri maaşları kendilerine vereceğiz. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nda bu konuyla ilgili zaten sözü var. Dilerim önümüzdeki dönemde sarayı sandık yoluyla göndeririz ve halkın iktidarını kurarız. Emekteki yaşa takılan arkadaşlarımızı da hak ettikleri maaşı kendilerine veririz diye düşünüyorum. İktidar rantçılara beşli müteahhitlere veriyor. Emeklilikte yaşa takılanlara gelince vermiyor. Bunlar bunun haklıdır. Biz bunların haklı mücadelesinin yanındayız. EYT kader değildir. EYT Türkiye'dir. Biz de her daim EYT'lilerin haklı mücadelelerinin yanında onlarla bu işi çözünceye kadar birlikteyiz, desteğiz.
vicdani olarak buradayız. Bizim en büyük arzumuz şudur. EYT'liler konusu siyasi bir konu değil, vicdani bir konudur. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak oy almak için bu alanda değiliz. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak EYT'lilerin mağduriyetini gidermek, onların hak ettiği hakları onlara teslim etmek için inşallah buradayız. İyi Parti Trabzon Milletvekili olarak bugün buradayım. Vatandaşlarımızın yanındayız. Onların haklı isteklerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dile getiriyoruz, dile getirmeye devam edeceğiz. Bugün de Türkiye'nin dört bir yanından gelen, emeklide yaşa takılan mağdur vatandaşlarımızın, EYT'li vatandaşlarımızın yanında olmak için buradayız. Tabii ki bu mağduriyeti gidereceğiz. Defalarca biz bununla alakalı önerge verdik, soru önergesi verdik, araştırma önergesi verdik, kanun teklifi verdik. Ve de bunu onların haklarını savunmak adına parlamento veya parlamento dışında, sokakta, meydanlarda çalışmamıza devam edeceğiz. Biz Gelecek Partisi olarak kurulduğumuzdan bugüne kadar EYT'li kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. En sonda söyleyeceğim, en başta söyleyeyim, EYT sorunu bir mali sorun değildir. EYT sorunu bir adalet sorunudur ve çözülmelidir, çözülecektir. Bu konuda Gelecek Partisi Türkiye'de ilk defa somut bir çözüm modeli ortaya koyan bir partidir. Ve EYT dernekleriyle birlikte bu çözüm modelini hazırladık ve kamuoyu ile paylaştık. Bu konunun çözeceğiz değil, nasıl çözeceğimizi ortaya koyduk. Bunun da tabii ki haklı gururunu yaşıyoruz. Biz bugün bu haklı mücadeleyi veren EYT'li kardeşlerimizin yanında olmak için burada olduk. EYT'lileri görüyorsunuz. Emeklilikte yaşa takılan arkadaşlarımıza ben aynı zamanda emeklilikte yaşa ve yasaya takılanlar demeyi daha doğru buluyorum. Bu arkadaşlarımız hem yaşa takılmışlardır hem yasaya takılmışlardır. Bunlar 23 yıldır bir hak mücadelesi içindedirler. Sürekli emeklileri sömürülenler olacaksın. İşte bu biz değiliz. Buna asla razı değiliz. Siz buna razı mısınız kardeşlerim? Anadolu Birliği Partisi bütün haksızlıkların karşısında olduğu için bugün de EYT'lilerin yanındadır. Onlara yapılan haksızlığı da kınıyoruz. Mevcut iktidarın bugüne kadar yaptığı hizmetlere teşekkür edeceğiz. Eksik politikalarını da demokratik kural ve çerçevelerinde eleştiri ve tenkidimizi de yapacağımızı beyan eder. Eşim şart, biz Ton Hareketi Partisi olarak şunu söylüyoruz. Diyoruz ki 2002'de iktidara geldiklerinde, daha doğrusu iktidara gelirken hukuksuzluklara, adaletsizliklere son vereceklerini, halkı refah içerisinde yaşatacaklarını söylediler ama iktidara gelir gelmez ilk yapmış olduğu yasaklardan bir tanesi anayasaya, kanunlara aykırı olarak çıkarmış oldukları geriye dönük yasayla milyonlarca insanımızın emeklerini, 20 yıllık sigorta primlerini, hayallerini çaldılar. Biz bir buçuk yıl önce kurulmuş bir siyasi partiyiz. Milli Parti Genel Başkanı Muhammed Uzun ben. Tanımayanlar için kendimi takdim ediyorum. Ve biz kurulurken şunu dedik. Bütün mağdurların ve mazlumların sesi olacağız. Burada EYT'liler mağdur edilmiştir. Gerçekten hakları gasp edilmiştir. Dolayısıyla Milli Parti siyasi yaşamın içerisinde var olduğu sürece hiçbir siyasetçi halkımızı, vatandaşımızı kandıramayacak diyoruz. Dolayısıyla kazanılmış hakların ellerinden alınmaması adına bugün buraya destek amaçlı geldik ve EYT'lilerin yanındayız. Mağdur ve mazlum olan herkesin yanında duracağımızı ifade etmek istiyoruz.